Bu nasıl bir hareket? Bu hareket artık İslam bir hareket falan değil. Zaten yabancı medyada Adnan Oktar'dan tel evangelist diye bahsediyorlar. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde çok olan Hristiyan televizyon üzerinden vaaz veren bir takım dini şahsiyetlere benzetiyorlar. Yani bunu bir İslami bir vaiz ya da İslami bir din adamı olarak değil, Batı'daki örneklerinde olduğu gibi sekt olarak görülüyor ki böyle. Dünyanın dört bir diline çevrilmiş, dünyanın dört bir tarafında kitaplarını sattıklarını biliyoruz. Bayağı yabancılarda da, yabancı kütüphanelerde falan da olduğu duyuluyor bazen. O Darwinizm karşıtı vesaire kitaplarını ve bunları büyük ölçüde parasız dağıttıklarını da biliyoruz. Bir broşür gibi dağıttıklarını da biliyoruz. Tabii bunları bir şekilde finanse ediyorlar. Çok büyük harcamalar var. Bununla kendilerine uluslararası bir itibar yaratmaya çalıştılar ama pek olmadı. Türkiye'de de son dönemde sadece bir eğlence unsuru olarak görüldü. Onların o televizyonlarında yaptıkları yayınlar, Adnan Oktar'ın attığı göbekler vesaireler, arada sırada ettiği laflarla bir magazin unsuru olarak görüldü. Ama bugünkü operasyonla birlikte bir baktık ki herkes zaten bu bir suç örgütü idi demeye başladı. Türkiye'nin böyle bir özelliği var. O ana kadar devlet kendisine dokunmadığı için ne kadar şüphelenirse şüphelensin, o harekete çok da fazla saldırgan, sert bir üslup takılmayan insanlar birdenbire zaten belliydi demeye başladılar. Benim açımdan zaten belliydi açıkçası. Ama onlar her zaman için gerek kurdukları o esrarengiz ilişkiler, gerek öteden beri uygulaya geldikleri bir takım yöntemlerle, birilerini tehdit ederek, şantaj yaparak, satın alarak, gözlerini kamaştırarak, özellikle burada parayı ve cinselliği kullanarak kurdukları bir yapı söz konusu.